Burası Kırşehir'in merkeze bağlı Yağmurlu Büyükoba Köyü. Bugün Kırşehir'in çeşit çeşit yemekleri bizde. Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Kırşehir'e özgü yemeklerin tariflerini Kırşehir'in merkeze bağlı Yağmurlu Büyükoba Köyü'nden Güneş Avşar, Emine Demir ve Ayşe Demir veriyor. Bugün dört çeşit yemek yapacağız. İlk olarak çirleme yapacağız. Kırşehir'in meşhur yemeği Yağmurlu'nun. Dönderme yapacağız. Üçüncü yemeğimiz sündürme. Kuymak diyenler de var. Dördüncü yemeğimiz de tatlı olarak çir yağlaması. Masamızdaki çirlemenin malzemeleri, ben size malzemeleri sayayım. Üzüm, kuşbaşı doğranmış etimiz var, baharatımız, kırmızı biberimiz var, sıvı yağımız var, salçamız var, soğanımız var, tereyağımız var, şekerimiz, tuzumuz. Son olarak da çirimiz var. Yemeğe adını veren bu. Biz kayısı kurusu çir diyoruz. Tenceremizi ocağa koyalım. Tereyağımızı eritelim. Sıvı yağsını ilave ediyor. Kuşbaşı doğranmış etini koydum. Et biraz kavrulduktan sonra soğanını ilave edeceğim. Etinin pişmesini bekleyeceğiz biraz. Ateş sönmesin diye altına ufaktan ufaktan odun eklemek lazım böyle. Tabii ki ceviz odunu olduğu için çıtır çıtır öter. Çirlememiz bittikten sonra döndürmeyi yapacağız. Döndürmeyi yufka ekmekle yapıyoruz, tereyağıyla, yumurtayla yapıyoruz. İki tarafını kızartıyoruz. Ondan sonra da sündürmeyi yapacağız. Sündürmeyi de taze peynirle tereyağını eritiyoruz. Peyniri koyuyoruz, un koyuyoruz üzerine. Öyle üstüne bastırarak pişiriyoruz. Etimizin rengi gidince soğanını bırakacağız. Biz dört çeşit dedik ama siz geliyorsunuz diye hazırlık yaptık. Yumurtalı su böreği yaptık, cevizli su böreği yaptık, baklava yaptık, incir uyutması yaptık, biber, kuru biberle patlıcan dolması, lahana sarması, yaprak sarması yaptık. Çeşit olarak da bunları yaptık. İnşallah yemeklerimiz hazır olunca hepsini masada görürsünüz. Bir karıştıralım şöyle. Salçasını atıyorum şimdi. Domates salçasını biz kendimiz yapıyoruz. Mevsiminde alıp yapıyoruz. Hazır değil. Üzümünü ilave ediyorum. Bu da yemeğe adını veren çirlemesini, çirin atıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Şekerini atıyoruz. Şimdi de suyunu ilave ediyorum. Suyunu soğuktan veriyoruz. Soğuk su. Bu bir saat pişecek. Piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi çirlememiz ağır ağır ateşte bir saat pişecek. Biz bunu öbür ateşe alalım. Diğer yemeğimiz döndürmemize başlayalım.
köyde döndürmemizi yapacağız. Bizim en çok yaptığımız şey köyde döndürmedir. Döndürmemizin malzemeleri tereyağı, yumurta, yufka ekmek. Üç malzemeyle yapılıyor. Şimdi tereyağımızı koyalım. Yufka ekmeği de biz kendimiz yaparız. Kendi unumuzdan değirmende öğütürler. Güzün yapılır, yaza kadar tüketilir. Direkt direkt kayılır. Her gün 5-6 tane ne kadar ihtiyacın varsa o kadar sularsın. Bütün ekmek böyle şöyle kuru olarak kaydığımızı düşünün. Bunu ıslayınca yumuşuyor. Yumuşayınca da katlıyoruz. Kış boyu bozulmaz, ıslar, sürekli tüketiriz. Döndürmemizin yumurtalarını kırıyorum. Tereyağın erimesini bekliyoruz. Bu kışlık tuzlu yağımız. Tuzsuz yağı da kahvaltıda kullanırız genelde. Tuzlu olduğu için birazcık da tuzsuz yağ katıyoruz içine. Bunların renginin farklı olması da bu yazın otta yayıldığı için, yeşilliğe çıktığı için sararıyor. Bu da şimdi saman yiyor inekli hayvanlar, o yüzden beyaz oluyor. Bu kış yağı olarak, bu da yaz yağı olarak. Tavaya yağımızı koyduk. Yağımızı eridikten sonra da yufkamızı koyduk. Yufkanın biraz kızarmasını bekliyoruz, altının kızarmasını. Ondan sonra yumurtasını koyacağız. Evet, şimdi yumurtalarını da üstüne bırakalım. Altının kızarmasını bekliyoruz. Ondan sonra çevireceğiz, döndüreceğiz. Burada çok yapılan bir şey. Gelen misafirlerimize ikram olarak ister, şehir dışında, yurt dışında gelen misafirlerimize tarlaya, yazıya gideriz. Bağa, bahçeye gidene azlık olarak yapılır, dürüm yapar, götürürler orada yemek için. Bu çeşit çeşit de yapılıyor. İsteyen peynirli yapabilir, soğanlı yapabilir. İsteğe göre değişiyor ama sürekli yapılan bir şey. Altı kızardı, şimdi çevireceğiz. Kızarması bekliyoruz. Burası eskide çok büyük bir köymüş. 300-350 hane büyük bir köymüş. Köyümüz 6 köye dağıldı. Burada yazın 20-25 hane oluyor. Kışın da 11-12 hane oluyor. Herkes birbirini sever, sayar. Çokça hayvanımız var burada. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkla uğraşılır genellikle burada. Döndürmemiz oldu. Döndürme biçtikten sonra bir yufka ekmeğin arasına böyle çeviririz. Nasıl isteğe göre dürüm almak isteyen dürüm, parçayla koparıp yemek isteyen nasıl isterse. Şimdi sıra sündürmede. Sündürmemizi yapacağız. Tereyağımızı koyacağız önce tavaya. Malzemelerimiz tereyağı, taze peynir, un, bu kadar. Biz tereyağımızı kendimiz yapıyoruz. İneklerimiz var. Yağlı sütünü yoğurt yapıyoruz. O yoğurt tekrar şeyde yayıkta yayıyoruz. Tereyağımızı yapıyoruz. Yağsız sütle peynir yapıyoruz.
Bizim burada bakkal yok, market yok. Burada her ihtiyacımızı kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Yağımızı kendimiz yapıyoruz, peynirimizi kendimiz yapıyoruz. Sütümüz oluyor, tavuğumuz oluyor, yumurtamız oluyor. Bahçede ceviz ağaçlarımız var, cevizliklerimiz var. Domatesimiz, salatalığımız, fasulyemiz, biberimiz, dolma biberimiz, patlıcanımız, her şeyimiz olur bahçede, bir bahçede ne yetişirse. Yazın daha çok kurular yapıyor, kurutuyoruz. Kışın onları tüketiyoruz. Mesela unumuzdan tereyağımız, peynirimiz, bunlar hepsi kendimiz ürettiğimiz. Biraz önce yemekte kullandığımız yumurtaya kadar kendi ürünlerimiz. Yemeğe kullandığımız et de kendi etimiz. Kendi hayvanımızın eti. Hayvanı kestiğimiz zaman dolaba kaldırıyoruz. İhtiyaç oldukça kullanıyoruz yemeklerimize. Şimdi sündürmemizin yağı eridi. Şimdi içine peynirimizi koyacağız. Ondan sonra üzerine ununu koyacağız. Ondan sonra karıştırarak pişireceğiz. Peynir, inek peyniri, kendi yaptığımız peynir. Sündürmemiz sünmeye başladı. Bu arada bilen biliyordur ama Neşet Ertaş'ın babası da, Neşet Ertaş da burada doğup babası da buradaydı. Neşet Ertaş 13-14 yaşına kadar buradaymış. Annelerimiz, babalarımız çocukluğu hep beraber buralarda geçmiş, oynamışlar, gülmüşler düğünlerde filan. Köyümüz Neşet Ertaş'ın büyüdüğü köy diye her zaman anılır. Sündürmemiz oldu. Bunun bir deyişinde Karadeniz'de de yapıyorlar. Onlar mısır unu kullanıyorlar. Biz beyaz un kullanıyoruz. Kendi yaptığımız unu kullanıyoruz. Kendi yaptığımız peyniri kullanıyoruz. Onlarla yapıyoruz. Sündürmemiz oldu. Bunun üzerine tereyağı da eritiyoruz. Biz de aynı zamanda şu peynirden yaptık, beyaz peynirden. Bu da kışlık peynirimiz. Bunu kuru peynir olarak yapıyoruz. Bunu tuzluyoruz, taşın altında 15-20 gün bekletiyoruz. Ondan sonra bidonlara basıp dip frizlere kaldırıyoruz. Bir yıl boyunca hiç bozulmadan tüketiyoruz. Ben bunları kaldırıyorum şimdi. Çiğ yağlamasını yapacak, Ayşe de gelecek. Yağlaması yapacağız tatlı olarak. Kendi dallarımızdan yetişen kayasılarımız var. Yazın mevsiminde toplarız, kuruturuz. Kurusunu kış için kaldırırız, komposto yaparız. Böyle yemek yanlarına tatlı olarak yaparız. Kayasılarımız var. Onları biraz ısladık. Yağ eriteceğiz. Üzerine şeker atıyoruz. Bu da tatlımız oluyor. Yağımızı koyduk ateşin üzerine. Yağımız eriyecek. Dışarıda gurbetçilerimiz geldi miydi? Bunları özellikle istiyorlar. Bizler de yapıyoruz. Bizim burada gurbete giden çok oldu. Ondan sonra herkes çoluğunu götürdü, çocuğunu götürdü. Orada evlendi, çıktı, orada kaldı. Oraya yerleşirler. Yurt dışında abim var, kardeşim var. Amcamın kızı, amcamın gelinini var. Ondan sonra teyzemizin kızı
var. Hepsi burayı çok özlüyor. Yazın geliyorlar. Yurt dışındaki akrabalar, tanıdıklarımıza, hepsine, bizi izleyen hepsine çok çok selam söylüyoruz. Yalnız olduk. Kayısını içine bıraktık. Bir de bizim yağımızın özelliği köpürmesi. Bu tatlıyı yapması çok basit. Kayısıdan yapılıyor. Önce yağını eritiyoruz. Yağdan çevirdik kayısıyı. Üstüne şeker attık. Şimdi çiğimiz pişmiş oldu. Biz şimdi çir yağlaması dinlenirken burada biz yaptığımız yemekleri getirelim. Size ikramlarımız var, onları getirelim. Oturalım, afiyetle yiyelim inşallah. Kırşehir'imizin meşhur yemekleri bunlar, saymakla bitmez ama biz birkaç şey yapmaya çalıştık elimizde geldiğince. Yemeklerimizde çirleme yaptık, kuru biber dolması, patlıcan, yaprak sarması, lahana sarması, sündürme, dönderme, incir uyutması yaptık, çir yağlaması yaptık, taze peynirimiz, basılmış peynirimiz, tereyağımız, tatlımız, su böreğimiz. Pişirsek oğlum. Aa, döndürme, geri giderken gönderme. Yolda döndürme. Yolda döndürme. Hadi döndü bacım. Hadi buyurun, afiyet olsun.